Bilinmeli emekler, nefis olsun yemekler. Komşu davet etmişti iftara, bizi bekler. Efendim, Ramazan-ı Şerif'te konu komşunun daveti, akrabalar, dostlar bir araya gelmesi şahikaya varıyor ve Ramazan'ın en güzel yanlarından biri bu olduğunu biliyoruz. Tabii ki yemekler ve biz de buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz hikayelerimizle ve tariflerimizle. Beğendi denilince aklımıza hep hünkâr beğendi ve patlıcanla yapılan bir beğendi yemeği gelir. Ama aslında beğendi Osmanlı mutfağında çok önemli bir yeri vardır. Neredeyse bütün kök sebzelerle yapılabilir. Ve ben bugün sizlere enginardan bir beğendi yapacağım. Çok mucize bir bitki olarak da adı geçer. Şifası saymakla bitmez. Özellikle biliyorsunuz karaciğer dostudur ve çok tavsiye edilir. Tabii ki pazarlarda biliyorsunuz enginarı soyarak satılıyor da çanak olarak alıyorsunuz. Ama sapıyla, dış kabuğuyla, yani o gülüyle alırsanız, o güllerini de yine haşlandığında böyle emerek yiyebilirsiniz. Harika lezzeti olur. Bugün enginar beğendiyi nasıl yapacağız? Önce malzemelerimize bakalım. Enginarımı ben güzelce ezdim. Haşlayarak hazır. Beşamel sos için tabii ki kaşar peynirim, tereyağım, süt, su, karabiber, un ve muskat. Kuzu eti yağlı, kendi yağı, yine tereyağı, domates salçası, tuz, zeytinyağı, sarımsak, soğan ve un. Şimdi önce içini üstünü hazırlayacağım. Sonra da beşamel sosu yapacağım. Şimdi başlıyoruz. Soğanlarımızı ince ince doğrayacağız. Bu soğan olmasa nasıl olacaktı bu mutfaklar, ben bilmiyorum. Her şeye bu kadar mı yakışır sebze? Bunları koyuyorum. Başka bir şey için kullanacağım. Bu soğanı böyle ufak ufak doğruyorken şu saplarına getirmeyin. Yoksa soğanınız dağılır. En güzel doğrama şekli budur. Daha ince istiyorsanız şunu da ikiye ayırabilirsiniz. Sonuna geliyorken bu şekil. Evet. Soğanımızı doğradık. Şimdi sarımsağı önceden atarsanız eğer ki tavaya, sarımsağın o raihası, keskin kokusunu yemekte daha çok hissedersiniz. Bu özellikle sarımsak sevenler için çok önemli bir şey. Ben onlardanım, yani ben sarımsağı genelde yağa daha önce atıyorum. Evet, yağımız yanmasın ve parlaklık için zeytinyağımızı biraz koyuyorum. Sarımsağı bütün attığım raihası olmuyor. Ya ezeceğiz ya doğrayacağız. Bu yemekte ben doğradım. Önceden biraz sarımsağımı şöyle kavuruyorum. ve yağlı kuzu etimizi, dana da kullanabilirsiniz ama daha lezzetli, daha güzel olması için kuzu etini tercih ediyorum. Biliyorsunuz, daha önce de söylemiş miydim bilmiyorum ama Osmanlı'da genelde bütün yemeklerde koyun, kuzu, keçi kullanılır. Büyükbaş eti pek makbul saymıyorlar. Bu arada etim pişiyorken ben tezgahımı hafif bir toparlayayım. Dağınık tezgahta çalışmayı sevmiyorum. Dağınıklığı hiç sevmiyorum. Etim ve soğanım hazır. Şimdi salçamı koyuyorum. Hafif bir kavurma yapacağım. Sadece o çiğ kokusu gitsin diye. Bir bardak da su. Şimdi bechamel sosumu yapacağım ama onun için şöyle kısık bir ateş lazım olduğu için tenceremi yerini değiştireceğim. Sosta yüksek ateşte yapamıyoruz biliyorsunuz bechamel sosu. Temiz bir tahta kaşık alayım. Tereyağımızı atıyoruz. Biraz yağ fazla olsun. Ramazan'ın bereketi olsun o da. Bu arada şuna bakalım mı? Biraz altını kısayım şöyle. Biraz zeytinyağımı atıyorum. İyice karıştırıyorum. Evet, unun kokusu gidene kadar karıştırdık iyice. Ve şimdi soğuk suyu koyuyoruz. Sütü önce koyarsak kesebilir. Bunu sırf sütle de yapabilirsiniz. Ve sütümüzü koyuyoruz. Evet, beğendim. Oldu, kıvamı tamamdır. Biraz şimdi bu arada etime de bakayım. Tamam. O da tamamdır. Güzel. Biraz da beğendiği tuz. Şimdi kaşarımı koydum, enginarımı koydum ve muskat. Rendenin 4 tarafı var biliyorsunuz. Mutlaka bu taraftan muskatı yapacaksınız. Burada da damak tadınıza göre koyabilirsiniz. Ben muskatı sevdiğim için biraz bol yapıyorum. Evet. Hayırlı iftarlar, afiyet olsun efendim.